Ve devam edelim gelişmelerle. FETÖ elebaşı Gülen'e, yani FETÖ'ye hala hoca efendi diyen bir densiz vardı. O densiz, o yüzsüze İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Akbuğ'a bakın nasıl haddini bildirdi. Biz vatan hainlerini sevmeyiz. Vatan hainlerinin her zaman karşısında dururuz. Hani gelinir vatan hainleri? Bir sürü bak bundan dolayı insanlar içeri girdi işte bunlar hep delilli, ispatlı. Skandal sözler bir yüzsüze bir densize aitti. Bu yüzsüz şahıs skandal sözlerle hala FETÖ'yü savunma densizliği gösterdi. Bu densiz FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e hala hoca efendi diyebiliyor, skandal ifadeler kullanabiliyordu. İhlas Haber Ajansı ekibi Ahmet Akbuğ'a ve Şahap Gürler o densize haddini bildirdi. Yo, ben FETÖ diyorum, siz hoca efendi diyorsunuz. En hocalığını yaptı. Bayrağımızı sallandırır dünyada. Değil mi? Yok öyle bir şey yok. Bu ülkeye en büyük zararı verir. Burası Erzurum'un Pasinler'e bağlı Şehit Burak Karakoç Köyü. Önceki adıyla Korucuk Köyü. Terörist başı Fethullah Gülen bu köyde doğmuştu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası terörist Gülen'e köylüsünden tepki yağdı. Ama akrabası Murat Gülen hala bu terörist başını savunma cüreti gösterdi. Ağzının payını da aldı. 15 Temmuz'da bu ülke en büyük halk karşısında durdu. Tankların önüne halk... Hangi halk durdu? Kim durdu? İki tane tankından mı yani şey olur, darbe olur? Yani bunu siz bilmir misiniz? Darbeyi ben görmüşüm 80'de. Askerden. Çıt. Kim aldı? Bürokratları aldı. Kimseden ses çıkmadı. Hop darbe olur. Öyle mi darbe olur? Siz hala daha FETÖ'yü savunuyorsunuz. FETÖ değil mi? Hoca Efendi. Ne bir yaptı? Ülke adına koymuş FETÖ siz yaptı? Diyorsunuz. Ne yaptı? Hoca efendi ne yaptı? Ülkeyi darbe yaptı, ülkeyi bölmeye yaptı? Çalıştı. Bu örgütün elebaşı o değil mi? Darbede FETÖ'nün rolünü inkar etmek üstahlığı gösteren şahıs hiç utanmadan, hiç sıkılmadan Gülen terör örgütünü savundu. Örgüt değil kardeşim. Talebe yetiştirir, doktor yetiştirir, savcı yetiştirir, asker yetiştirir. Yetiştirdiği insanlar belli işte. Her kısma soktuğu insanlar kim bak bu? Ülkeyi bölmek için ne hale getirdiler. Hani böldürün? Bölen adam ile mi? Kime ne yaptılar? Kime karıncayı incittiler? Herkes de savunuyor, herkes de sevir. Sen de seveceksin, ben de seveceğim. Böyle kıvrandık.